Şimdi aslında Kızılay'ın misyon ve vizyonuna baktığınız zaman herkes için esenlik ve güvenli yaşam diyor. 2030 stratejimizde aslında en önemli ana başlık afetlere dirençli, güçlü bir toplum inşası için çalışmak. Bu evet yapıların güçlü olması çok önemli ama insanların güçlü olması belki en önemlisi. Bizim insanlar olarak sağlığımıza dikkat etmemiz, sağlıklı yaşamamız önemli. Bizim insanlar olarak birbirimizle yardımlaşma duygumuzun olması, dayanışma duygumuzun olması çok kıymetli. Bizim insanlar olarak güvenli yaşama noktasında kendi sorumluluğumuzu almamız çok önemli. Dolayısıyla biz afetlerden uzak duramayız. Daha doğrusu doğal olaylardan uzak duramayız. Ama bu doğal olayların afete dönüşmesi bizim bir takım eksikliklerimizden kaynaklanıyor. Ben bütün ülkeyi inşallah büyük olaylar yaşamayalım ama biliyoruz ki yaşayacağız. Amin. Afetlere Allah dirençli korusun. olalım. Sadece afet derken kastımız deprem, sel vesaire değildir. Baktığınız zaman insan eliyle yapılan afetler var bir tarafta. Bir tarafta eğer siz pandemi gibi bir durumda sağlığınızı kaybederseniz o da bir O da bir afettir. afetti. Dolayısıyla bizim bilinçli olmamız çok önemli. Çocuklarımızı bilinçlendirmemiz çok önemli. Bu hafta biz Kızılay Haftası nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklarımıza bunları anlatmaya çalışıyoruz. Ben bu anlamda da bunun altını çizmiş olayım bu vesileyle. Teşekkür ediyorum. Şu şimdi 28-68 Ahmet'im söylüyorum. Şunu bir büyük yaz. Bak hayatım bizim ülkede göz problemimiz var. Zaten Evet. bu telefonlarla iyice göz problemimiz arttı. Yani bunu büyük yazacaksınız. Alt yazıları insanlar okumakta güçlük çekiyorlar. Ben de dahil olmak üzere. Bak gözlük takmamak için direnen, gözünü çalıştırmak için müthiş çaba harcayan ben. Büyük büyük yazalım. Çünkü onun için lütfen bak şimdi siz buraya güzel bir mesaj göndermeye başlayın. Size söyleyeceğim nedenini. Ay en güzel kısmına geldik olayın arkadaşlar. Siz gerçi alıştınız bu madalyalara. Ben bu madalyayı Müge Hanım'ın şahsında tüm hayırseverlerimize, tüm Müge Anlı dostlarına takdim etmiş olmak istiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Sizlerle beraber el ele verdiğimiz müddetçe inşallah bizim ülkemiz nice yüzyılları başarıyla güçlü bir şekilde devam ettirecek diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, övünmek gibi olmasın. Bu aslında Kızılay'ın en üst madalyası. Evet. Platin madalya Berat'ı. Ben de sizlerin adını alıyorum. Yine söylüyorum sizlerle beraber bu ülkede program yaptığım için sizler de beni izlediğiniz için çok gurur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet. Görünüyor mu? Bakayım şöyle. Bakın şurada madalyası da var. Evet. Evet. Madalyamızı da gösterelim. Evet. Duvarımda da yer vardı. Şimdi ben bunu hemen gidip orayı asacağım. Evet. Yani fazla düşünmeyin. Fazlası olmaz bunu yani. Bu güzel. Evet, ben size bir de hilal takdim edeceğim. Onu şöyle koyayım ben dur. Vallahi bir kez daha alkışlayalım. Bu alkışı herkes hak ediyor. Bütün bağış yapanlar ama Müge Hanım'ın nezdinde herkese alkışlayalım. Bu da bayrağımızdaki kırmızı hilalimiz. Bu hilalin gölgesinde nice yüzyıllar yaşayalım inşallah hep birlikte. Evet, Allah bayrağımızı her daim başımızda dalgalandırsın. Evet efendim bu da çok güzel. Bunu da hemen koyayım oraya. Dur bir tane Evet. daha bir şey var çünkü gördüm orada. Hiç sevmem biliyorsunuz. Bunu da şöyle koyalım. Ay keşke hepiniz burada olsaydınız yani. Ama neyse siz de ekran başında bizlerlesiniz. Bu da teşekkür belgemiz. Madalya beratlarımız bizim yönetmeliğimizle belirleniyor. Bağış baremlerine göre diyelim. Bu bizim kendi kalbimizden size özel teşekkürümüz. Ay çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Bu arada bize eminim yüz binlerce Kızılay çalışanı ve Kızılay gönüllüsü izliyordur. Çünkü o hani özellikle afetlerde falan böyle görüyorsunuz ya orada böyle bir sürü insanlar var değil mi? Onların birçoğu Gönüllü. gönüllü biliyor musunuz? Gönüllü. Yani geliyor oradan mahalleden şeyden diyor ki ben size yardım edebilir miyim diyorum. Ya müthiş bir dayanışma örneği arkadaşlar. İçine girince ağlamaktan bir şey yapamazsınız. Kadın geliyor diyor ki ben size yardım edebilir miyim? Veriyorlar hemen bir tane yelek. Evet. Hop oraya geçiyor. Ben yangında falan da gördüm. Gelmişler orada. İşte gideceksiniz abi. Böyle bir şey olduğu zaman gideceksiniz diyeceksiniz ki ben Kızılay gönüllüsü olmak istiyorum. Yani kimse evinden çağırmıyorlar. Millet oraya koşuyor. Ben de gönüllü olacağım diyor. Müthiş bir Ben daha kolayını dayanışma. söyleyeyim. Gönüllü ol org sistemimiz var. Gönüllü ol org. Gönüllü ol org. Oraya kayıt olunduğu zaman
bir ihtiyaç olduğunda size mesaj geliyor. Harika. Böyle bir gönüllülük faaliyetimiz Gülbiye var. Gülbiye abla, hemen gir oraya sen. Katılmak ister misiniz diye. Deprem zamanında 60 bin gönüllümüz deprem bölgesine gitti. Ben orada çok şeyler yaşadım. Bir tanesini müsaade lütfen ederseniz paylaşayım. Kahramanmaraş'tayız. Orada bizim millet bahçesinde aşevimiz kurulmuş. Oradan operasyonu da yürütüyoruz bir taraftan. Çadırları gezerken yolda Hacer abla, adı da Hacer, cebinden, daha doğrusu elinden yüzüğünü çıkarttı. O yüzüğü vermeye çalışıyor. Şimdi beni kadın görünce üzerimde Kızılay kıyafeti, bize çok şey yaptınız, bu yüzüğü alın, bunu da kullanın. Dedim ki, Hacer abla dedim, inanın hani buna maddi olarak bizim ihtiyacımız yok. Ama senin duana, senin desteğine bizim ihtiyacımız var. Hacer ablaya bir yelek giydirdik. Ben bir hafta sonra tekrar Maraş'a gittiğimde aşevinin içinde Hacer abla Kızılay gönüllüsü olarak yemek pişiriyordu. Evet, yani şey, Kızılaycılar bir gönüllülük hareketi. Hayırseverlerimiz ve gönüllülerimiz bizim her şeyimiz. Ben onlara da hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Kızılay hepimizin diyorum. Hep birlikte ne yapıyorsak yapıyoruz. İsterseniz siz okuyun çünkü bu sizin gönlünüzden geçendi. Evet. Kızılay'ın gönlünden geçendi. Sayın Müge Anlı, milletimizin bu özel gününde Müge Anlı ve dostları ile Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 mobil ikram aracı ve 3 sabit aşevi projesinin tamamlanmış olması, dayanışma ve yardımseverlik ruhunun en güzel yansımalarından biri olmuştur. Siz ve kıymetli seyircileriniz, gönüllülerimiz ve bağışçılarımızın katkılarıyla ülkemizin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya, umut ve köprü olmaya devam edeceğiz. Kızılay olarak bu güzel inisiyatiflere katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunarız. Arası ben sizleri alkışlıyorum. Şimdi başkanım, haber müdürümüz Naim Tanç araçlarımızın başında, kanalımızın kapısında bizi bekliyor. Zaten araçlarımızın bütün şeylerini öğrenmiştik, içeriğini, kaç yemek yapabiliyorlar, kapasitesini artık ezbere biliyoruz. Naim'cim uğurlayalım çünkü ben başkanımla yeni bir projem var. Size onu aktarmak istiyorum eğer izniniz olursa. Müge Hanım, herkesi tebrik ediyoruz başta siz olmak üzere. Araçlarımız burada hazır. Birazdan yola çıkacaklar ve ülkemizin çeşitli yerlerine gidecekler. Özellikle en başta bulunan araçlarımızın deprem bölgesine gönderilmesi planlandı. Depremi yaşayan Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Adıyaman başta olmak üzere o bölgeye intikali sağlanacak. Buradan herkes yola çıkacak. Hadi uğurla o zaman Naim'cim. Bismillah deyin, uğurlayın. Hemen hızlıca gidiyoruz ve... Ya yol uzun, bakar mısınız lütfen konvoya? Maşallah, subhanallah. Allah nazarlardan saklasın. Evet. Ve bu uzun gördüğümüz konvoy aslında üçte biri. Tabii bu aslında üçte biri yani konvoyumuzun, doğru söylüyor ya ben başkanımız. Ben sabah stüdyodan, daha doğrusu işte ATV binasından içeri girdiğimde öyle bir duygulandım ki, o kadar duygulu bir manzara ki, yani burada hani şu kadarcık emeği geçen herkesin gururlanması gerekiyor. Çünkü burada herkesin katkısı çok çok fazla. Aklımdan şu geçti, müsaade ederseniz onu paylaşayım. Rahmetli annem böyle şeylere çok önem verirdi. Ve dedim, anneciğim hayatta olsaydı bana ilk şunu söylerdi, bunu görseydi. Oğlum sen ne kadar bağışladın, biz ne kadar verdik, ne kadar katkımız oldu. Onu hissettim. Anneciğimin ruhunu Nurla hissettim yüreğimde. Onun için şu kadar katkısı olan herkes... Allah razı olsun. Gerçekten Allah razı olsun. Bundan 3-5 gün önce kongreye gitmiş bir arkadaşım bir fotoğraf atmıştı. Kongrenin yapıldığı yerin bahçesinde Müge Anlı aşevi kongreye gelmiş olan hocalarımıza çorba veriyordu. Çorba ikram ediyordu. Sadece... Kötü günde değil, bilime de katkısı oluyor. Hani ben bir hekim olarak, bir bilim adamı olarak da bunu söylemek istiyorum. Gerçekten yüreğinize, emeğinize sağlık. Hepimizin emeği. Evet Naim'cim, söz sende. Evet, siz nereye gidiyorsunuz hocam? Deprem bölgesi Hatay'a gidiyoruz. Evet, bu aracımız Hatay'a gidiyor. Hemen sıradan çok kısa birer mikrofon uzatmak istiyorum müsaadenizle.
Merhabalar. Deprem bölgesine Gaziantep'e gidiyorum. Yolculuklar diliyoruz. Evet, yavaş yavaş araçlarımız hareket alıyor bu arada. Kahramanmaraş bölgesine hareket edeceğiz. Kahramanmaraş bölgesine. Evet. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Evet, hareket aldı araçlarımız. Hadi bismillah, kazasız belasız hayırlısıyla yerlerine ulaşsınlar. Arkadaşlar ya, harikasınız. Tamamlandı. Görev yerlerine de kazasız belasız gitsinler. İyi günlerde yanımızda olsunlar inşallah. Öyle yapmayın çünkü ben aracıyım. Hayır, ben sizleri alkışlıyorum gerçekten. Ve bence eminim şu an bizi ekran başında izleyen ve 2868'e Müge yazarak gönderen on binlerce, yüz binlerce izleyicim gözyaşlarıyla, sevinç gözyaşlarıyla izliyorlardır diye düşünüyorum. Şimdi yeni projemize gelince onları uğurlarken kaç dakikam var? Bir buçuk dakikada o biz neler yaparız. Şimdi başkanım, az sonra işlediğimiz konularda da var, başka konularda da görüyorum. Ben roman kardeşlerim için bir şey yapmak istiyorum. Özellikle roman çocuklarımız için bir şey yapmak istiyorum. Çünkü ben onların yeteneklerine çok güveniyorum. Çok da özeniyorum. Bir proje okul yapsak İstanbul'da sizlerle beraber, izleyicilerimizin katkısıyla. Ve bu çocukların bu müzik ve dans yeteneklerini gerçekten uluslararası platformlara taşıyabilecek bir sanat okulu olsa bu. Ve bir sanatçı ruhuyla yetişseler, dünyada bu alandaki ünlü sanatçılar gelse onlara dersler verse, inanıyorum ki Türkiye'den de birçok sanatçımız buna, bu projeye destek olacaktır, ders vermek, hocalık yapmak adına. Bu çocukları sokaklardan kurtarsak, bu çocuklar belli ki o ruhlarıyla belirli bizim normal o düzen içinde demek ki okuyamıyorlar. Biz bunu görüyoruz. Gelin sizinle el ele verelim iki kadın. İzleyicilerimizin desteğiyle öyle bir proje yapalım ki o yetenekteki çocuklarımız ziyan olmasın da dünya çapında sanatçılar olarak yetişsinler. Bizi gururlandırsınlar, göğsümüzü kabartsınlar. Ya biz eğer almazsak ya uyuşturucu batak, ya uyuşturucu tacirlerinin eline düşüyorlar ya başka şeylerin eline düşüyorlar. Biz onlara bir alan açmalıyız diye düşünüyorum. Müge Hanım, çocuklarla ilgili her proje çok önemli, çok kıymetli. Yaparız, en güzelini de yaparız inşallah sizinle birlikte. Çok isterim. Bilmiyorum ya, siz ne düşünüyorsunuz ama... Sevgili seyirciler, lütfen bugün ilk adımını atalım. 2868'e Müge yazarak mesaj atarsanız bu 20 liralık bağışlar görüyorsunuz nerelere ulaşıyor. Bakın işte konvoyumuz İstanbul caddelerinde. Bakar mısınız yani sonu gelmeyen bir konvoy. Harika bir duygu, harika bir gurur. Gelin bir tane İstanbul'da bunun bir örneğini yapalım. Ya ben çok, çok inanıyorum biliyor musunuz? Yani ben bu çocukların çok başarılı olacağına inanıyorum. Yeter ki onlara bir el atalım, bir destek verelim. Onları kötü insanlardan koruyalım, kollayalım başkanım. Çocuklar bizim geleceğimiz. Kaç tane çocuğun elinden tutarsak kârdır. Dolayısıyla yaparız, en güzelini de yaparız diyorum tekrar. Ben şimdi hemen mesaj atmaya başlıyorum. Siftah benden, bereket sizden. 2868'i çıkartın. Rahim Beyciğim çabuk. 28, ben de hep bu adama takıyorum biliyorsunuz kafayı. Ne yapayım, seviyorum ona takılmayı. 2868'e Müge yazarak ilk, ya ilk değildir, siz göndermişsinizdir bile benden önce de.
Aa, diyor ki talebinizi kurumsal hattınızın bağış servislerini kullanım izni bulunmadığı için gerçekleştiremiyor. Bu nereden çıkmış? Dur bunu hemen düzeltelim. Aa, var o bağış. Sen bunu aç Sevcan. Dur son 5-4'müş, dur devam edeceğiz o zaman. Dur ben onu da halledeyim. Reklama girelim. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.